Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Önemli bir konu bu. Arkadaşlar şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam'a verilen ilim ile Hızır'a verilen ilim birbirine zıttı. İkisi de Allah katında değerli insanlardılar. Ama ona bakarsan Hızır ile Musa birbiriyle geçinemedi. Hani mesela birbiriyle arkadaşlık yaptıkları zaman olmuyordu. Yani bugün siz değerli arkadaşlar, belki sizin ilminiz bizden daha çoktur. Mehmet Hoca'dan daha çok olabilir. Mesela Musa misali düşün. Bazı batini ilimler ile yani zahiri ilimler çatışabilir. Zaten bu yıllar yani bu Kur'an'da var yani. Hızır ile Hızır'ın kıssasında var. Yani burada senin anlayacağın şeyi belki Mehmet Hoca anlamaz. Belki Mehmet Hoca'nın söylediği şeyi sen anlamaz. Bak şimdi burada bir kere düzgün anlayalım bir şey. Çünkü madem ki sen zahiri ilmi iyi biliyorsun. Sabahtan akşama kadar 25 tane kitap okuyoruz. Tamam, olabilir. Sen bir dağların patlayacağını 3 gün önce de nereden biliyordun? Hani 28 dağ patladı ve birçok tufan oldu, birçok olaylar oldu. Biraz da bu taraftan düşünmenizi tavsiye ediyorum. Ama mesela tamam, Mehmet Hoca da sonuçta bir melek değil. Belki bir konuşmasında bir yanlışlık olabilir. Ama burada benim baktığım şey bu şeyi nereden bildik? 3 gün önceden. Yani Muhiddin El Arabi bazı bilgiler vermiştir ama kaç bin sene sonra çıktı ortaya. Mesela kaç sene? Şöyle kaç sene hani 600-700 vardır. Yemin ederim ki Muhyiddin Arabi gibi arif olan ki Muhyiddin Arabi'den bu yana hiçbir arif hoca gelmemiş. Herkes tarafi olarak konuşmuş. Baskı altında konuşmuşlar imamlar. Ama şey Muhammed Şeyh Muhyiddin Arabi özgürdü. Tamam dedi Allah içindi. ama demişler ha İstanbul 2022'de yıkılma ihtimali var. İstanbul'un depremi ayrıdır. Kanal İstanbul ayrıdır. Evet. Ben Kanal İstanbul'un Akdeniz'e bağlantısı sırasında bir deprem olacak, tsunami kalkacak. Muhammed Bey diye gösterilmiştir. Hani Muhittin abi demiş ki ben zaman yolculuğu yapıyorum. Hani geçmişe gidiyorum, geleceğe Ya gidiyorum. Allah'ın dostları çok var. İlmiyle dün batını ilim eyledir. Allah istediğine verir. Bak Muhammed ben o şey Muhammed Arabi'nin saltanatı yoktu ki. Para toplamıyordu ki. Bütün şeyhlere, oradaki İslam'a, oradaki sufilere onlara dedi ki siz burada sohbet mi ediyorsunuz bu camide? Sizin Rabbiniz benim ayağımın altındadır. Abi sana bir hikaye anlatacağım hocam. Bir dakika. Onu götürdüler, şikayet ettiler o zamanki kadıya Şam'da. O kadı ne yaptı? Şey Muhyiddin'i yakaladılar ve idam ettiler. Ama o idam sehpasına bir kelime söyledi. Dedi ne zaman Şin'in üzerine gelirse benim kelimemin manası belli olacak. Sin nedir? Şin nedir? Evet. Aradan 100 yıl geçti. Yavuz Sultan Selim ordusuyla Şam'ı fethetti. Bak. Şey Muhyiddin Arabi'nin idam edildiği yere gitti. Ve o zamanki milleti topladı. Dedi gelin. Şey Muhyiddin Arabi ayağını nereye vurdu? Eyvallah ayağını buraya vurmuş gösteriyle. Kazın burayı dedi. Kazdılar bir küp altı. O mu demişti sizin Allah'ınız buldu? He? Onun kısası değil mi? Evet. Onlar o ayağın orada sohbet edenlerin çoğu da Muaviyeciydi. Yani Muaviye'den sonra Yezid geldi, ona Abbasi geldi, Emevi geldi. Yani onlar taraf, saltanatlık taraftarıydılar. Hocam şimdi ben oyunu anlatayım da. Bak, şey Mali Arabi berbere giderdi. Derdi ki kardeşim ben sakalımı tıraş etmem, param yok. Ben çaketimi bırakayım, arabamı bırakayım senin yanına. Bana borca sakalımı tıraş et. Ben sonra paranı ödediğim zaman ben arabamı ver. Yani saltanat para toplamayan Allah'ın bir velisiydi. Evet. Şimdi İstanbul fethedilmeden önce bir kayın varmış İstanbul'da. Oradaki kralla demiş ki biri gelecek İstanbul'u fethedecek. Yani İstanbul'a fethedilmesi zor bir şehirdir. Yani öyle bir şeydir ki zordur yani. İşte burası Müslümanların eline girecek demiş. Kimseye itibar etmemiş bu kayını. İşte Fatih Sultan Mehmet orayı fethedince özellikle bir şey söyleyeceğim. Fatih Sultan Mehmet'in yaşı 21 iken orayı fethediyor.
21 işareti diyoruz ya, çok önemlidir. 21. Evet. 21 yaşta genç bir çocuğun orayı alması, hani evet, şu anda biraz akıl alır bir şey değil. Evet. Orayı aldığı zaman bu kayın geliyor onların yanına. Diyor ki ben onlara uyarmıştım. Ben demiştim burası Müslümanların eline girecek. Ama benim demek istediğim şey, bu kayın Müslüman değil. Bu bilgileri yine de alabiliyor. Şimdi bu Yani demek ki bu başka bir elimdir ha demek. Allah'ın nezdinde Allah insanın zihniyetine de bakar. Allah insanın ruhaniyetine de bakar. Çok o bizim Müslüman kardeşlerimiz olsun, Hristiyanlar olsun, Yahudiler olsun. İşlerinde mutlaka Allah için olanlar vardır. Allah onları bilir. Kim Allah içinse Allah da onun içindir. Bak Allah demiyor. Kim Allah içinse Allah onun içindir. Bir kelime öğretir ona. Sonra ne olmuş? Evet. Sonra Fatih Sultan Mehmet demiş ki, o zaman bu sefer bize söyle. İstanbul ne zamana kadar elimizde kalacak? Mesela kaybedecek miyiz? Hani itibar etmiş Fatih Sultan Mehmet. O kayına itibar etmiş bak. Bir Osmanlı İmparatoru. Ne demiş? Demiş ki sonsuza kadar İstanbul Türklerin elinde kalacak. Osmanlı'nın elinde kalacak. Bu bize, benim size bir müjdem demiş. Demiş ama size kötü bir haberim var. Demiş ki İstanbul'da öyle bir deprem olacak ki insanlar içinde kaç milyon insan ölecek. Hani taş üzerinde taş kalmayacak. İşte bu olay da gerçekleşti. O İstanbul depremi miydi? O geçmişte olan mıdır? Ya da gelecekte daha büyüktür. Muhittin İbn Arabi ne demiş? Aynı şeyi demiş. Demiş ki İstanbul 2022'de, ama tarih vermiş adam. Bu tarihten bugüne. Evet, evet. 2022'de büyük bir deprem İstanbul'u bekliyor. Aynı kainle aynı şeyi söylüyor. Demek tutuyor ki hani bir tutuyor da ya bunlar nereden bu bilgileri alabiliyorlar? Hani? Bunlar her sıfatını ilimdir. Bunların adamları vardı. Ama sana demiştim ya, içindeki dört mücevheratını birleştiren bir insan, Allah-u Teala da ona bir nurani ruh verir. Rehberlik yapar ona ve ona ilim gelir. Ses gelir. Ona nida gelir. Ona bildirir. Hani bu okumakla olacak işte kitap okuyayım. Okuma değil, tavazuluktur, tavazuluk. Nefsi şeytaniyi öldürmek. Allah için süluka girmek ve tavazu olmak. Nefsini hidayet ettirmek. Dört mücevherat çoğularından da söyleyelim, hala da kimse bana bir doğru cevap vermemiş. Bilemezler, zahir ilim bunu bulamaz. Ben bir şifre çıkardım, aklıma bir şey geldi. Fatih Sultan Mehmet'e neden 21 yaşında İstanbul'u fethetti? Nerede bunu söylüyorum? 21. Peki 1453'tü değil mi? Evet. Hepsi toplamı ne oluyor? 1400. 14. 5. 1-4-5. 1-4-5. Tek haneli getir. Kaç ediyor? 5-10-13. 13 kimlerdi? 13 bile. Allah yukarıdadır. Allah'ın şeyde değil mi? Allah'ın yardımı var tabi. 12'ler de yerdedir. 12'ci de Muhammed Mehdi'dir. Onun işaretidir. Evet. 21. Diyarbakır'ın 21'inde büyük bir şifre var. O zaman Osmanlı'ya, yani Türkiye'ye ait bir kent. 21 plakalı bir kent. Evet. Öyle bir zaman gelecek metersem çıkma ihtimali. Orada şifreyi çıkabilirsin. Tam zamanında vurmuş. 1453. Tek sırayı getir. 1. 4 daha 5. 5 daha 10. 3 daha 13. Niye 16 olmuyor? Niye 13 oluyor? Muhammed Mehdi'nin üzerinde de 12. Muhammed Mehdi'nin... Başka bir şifre var. Mesela tabi yukarıda da Rabbül Alemin ayrıdır. Başka bir şey var. Fatih ismini geçelim. Fatih sonradan Fatih oluyor. Evet. Fatih. Mehmet var. Mehmet işte. Mehmet de Muhammed anlamına gelmiyor mu yani? Evet. Muhammed'in Türkçesi değil mi? Evet. O zaman Muhammed Mehdi'nin her bakıda... 1453. Her 100 yılın birinde, her 100 yılın yarım çeyreğinde bir Mehdi gelir. Bunlar ay zaman değil ama bunlar... Yok, her 100 yılda bir Mehdi gelir. İslam'ı kurtarmak için. Büyük Mehdi ay zaman farklıdır. Bu gelecek, Diyarbakır'daki çıkacak, ahir zaman Mehdi'sidir. Fatih Sultan Mehmet Mehdi olabilir mi?
O Ya zaman. o zaman da İslam'ı kurtarmış. Konstantin'le İstanbul'u fethetmiş. Bak Büyük canını feda etmiş. biz. Tehlikelere girmiş, zahmetlere girmiş. Büyük bir zat Tabi Peygamberimiz demiş, öyle bir zat İstanbul'u fethedecek ki o ne güzel bir zattır. İşte birileri diyor Bak ki, Peygamberimiz ondan söz etmiş ha. ya şimdi bazı insanlar da var diyor ki o sahte bir hadistir. Yahu boş Ama ne olsa bir, da olmuş yani yahu ya. boş bir, uyuyor bak işte Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti, Konstantinopolis. Çıktı kelimesi. Yani hesaplarına gitmeyen bidat diyorlar. Evet, hesabıma gelmeyen yanlış diyorlar. Ya bu cuma saltanatı öyledir ha. Şu andaki bazı filanların cemaatleri öyle var ki ha ben bunu diyebilirim. Şimdi hepsi saltanattan başka bir şey düşünmüyor. Bütün filanların cemaatleri kim olursa olsun. Ben konuyu açarken ne dedim? Musa ile Hızır. İkisi de mübarek insan değil mi? İkisi de Bak iyi insan değil mi? buna sana bir izahım var. Neden 24'ler Muhammed Mehdi'ye gelecek? 24'ler Musa'ya gittiler mi? Yok. 24'ler İsa'ya gittiler mi? Yok. 12 dünya ekseni diye İsa'ya nida geldi mi? Yok. Musa'ya geldi mi? Yok. Muhammed Mehdi'ye geldi. 30'lar. Ya Muhammed Mehdi 54 tane harfi mukata olan sessiz harfi 54 tane sessiz harfi okuyor. Büyük bir cümle okuyor. İçinde 18 tane yüce Allah'ın batın ilminde olan 18 tane azimeti çıkıyor. 19. de ismi Azam'dır. Şimdi mesela batın ilme inanmamak, insanın O imanına, zaman kardeşim insan bu dinler iman, nerede geldi? O zaman gerçekleri konuşmak lazım. o da imanın O insanın zaman İsa'nın da geliyor. O zaman tüm peygamberlerin de geliyor olmaz. Allah'a iman. iman etme. Ha, kendi çıkarı için Allah iman var. Ama karşı tarafı oldu mu bu adam nerede ilim O getiriyor? imana O zararı var mı? zaman Allah'a inancı olmayanların bütün dinlerin de inançları olmaması Hayır, lazım. imana zararı var mı? Batına inanmamak. Batın ilimde senin Allah'a inanmaman var ya küfre gider. Ne? O zaman itikat meselesi de bu. Evin Mecbur. ister inanır ister inanmıyor. Hayır, mecbur ya, imani bir şeydir bu, mecbur. Ya bir batı ilimde diyor ki sen evveldin. Bak evveldin. Ahır oldu. Bak evveldin. Batındın. Ahır oldu. Zar oldu. Ben ruhtum. İnsanlar alem burada bir şifre var. Allah da evveldi. Batındaydı Yüce Allah. Ondan sonra ne oldu batından? Zahire geçti. Zahir de ahırdı. Ve her şeyi bilen Allah'tır. Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batın ve huve bi kulli şeyin alim Allah'tır. Allah ruhu da bedenden, batından getirdi, zahire koydu, bedene koydu. Bir bunu inkar ederse şirk yapar, küfre gider. Ha benim hesabıma gelince uyarım. Benim hesabıma gelmeyince uymam. Bu da şirkte standartlık oluyor. Allah ile pazarlık yapmak gibi oluyor. Şarta koşuyor. Bu da büyük bir günahtır. Mesela ben şimdi diyeyim ki ya İsa çarmıha gerildi. Doğruydu. İsa Muhammed Mehdi'nin yanına geldi derdi. Ne anlattı? O zaman bazıları diyor ki onun benzeri arkadaşı Ya gerçekler saklanmıştır. 12. havale yaptı. Bak İslam'da öyle diyor değil mi? İslam'da öyle diyor ama İslam'da öyle diyor değil mi? Ama bak Kur'an'da böyle bir şey var. Ama batında Muhammed Mehdi'ye gelen ilimde bile değil. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor biliyor musun? Diyor ki biz onu kalktığımızda yükselttik. Katında ruhaniyeti Yani yükseldi. kalktığımızda yükselttik. Demiyor bedenen onu yükselttik. Bir kere birisi bu. Bedenini yükselttik demiyor. Diyor ki biz onu katımıza yükselttik. Bu kadar basit Kur'an-ı Kerim'in bazı kelimelerini anlamak için Ben bazı sana önemli bunu şey. sorayım. Katımıza yükselttik Sen derken bunu ben ben sana sana sorayım. bunu hocam bunu söyleyeceğim dur. Şimdi katımıza yükselttik derken Hz. Musa ile İsa aynı kabileden değil mi? Aynı soydan geliyorlar. Hz. Musa nerede Allah'la görüşme yaptı? Dağda. Bak dağda. Türesine var. Evet. Hatta onun lakabı nedir? Musa. Kelimullah. 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 İsa'nın o karmaşadan dağa sıkılma ihtimali var mı yok mu? O Allah'ın
Musa ile irtibata girdiği yere sıkılma, hani kaçma ihtimali var mı yok mu? Yani o da katımıza yükseldik. Bak Yükselme. Muhammed Medya'ya gelen el millet Heduma İsa'nın başka olay başına geldi. Bunu konuşamıyor. Çok sakıncalıdır. Onu konuşmuyorum hocam. Evet. Onu şimdi insanlar Çok anlayamaz. sakıncalıdır. Çünkü insanlar Şimdi yanlış anlaşılma diye bir şey olabilir ha. yanlış anlaşılma olur. Çünkü Muhammed Medya'ya gelen ilimle Hazreti İsa ona göründü. Ve ne geldiyse ona söyledi. Dedi ki, madem ki ben Allah oğluydum, beni niye Mesela beni öldürdüler? Bak öldürdüler. evet. Bak diyor beni öldürdüler. Bak kelimeye bak. Madem ki ben Allah oğluydum, Allah niye beni kurtarmadı? O zaman Allah'ın oğlu değil zaten. Bir. Bir de öldürmüşler. Tam öldürme olayı biraz burada enteresan bir şey var. Ya Ama bu o Kur'an'a olayda o varmış ha. ama Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın öldürüldüğü ya da diri kaçtığından bahsetmiyor. Kapatıyorlar, şifre Hayır, kapalıdır. Kur'an-ı Kerim ben okuduğum için Şifre söylüyorum. kapalıdır. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz onu katımıza yükselttik. Şifre o Onu ayrı. kurtardık yani. O ayrı. Onun anasından doğmasındaki halidir. Ruhaniyeti Allah tarafından yükseltildi. Diyor biz de omuzdan üfledik. Onun abi bak hele. O ne demektir? Biz de Katımıza yükselttik. ruhumuza bak diyor ki biz de omuzdan üfledik doğumundan bahsederken Aa, şimdi diğerinden oraya direkt katımıza geçmeyelim. yükseldik. Orada zaten videomuz kısadır. Aa, İsa Peygamber gelecek. O papazlara hesap soracak. Onu çalmaya gelenler. Evet. Çarmıhta kaç gün kaldı? O da bir ölüm haliydi yani. Onu öldü zannettiler. Öldürülmek için çarmıha geldiler. Fakat baktılar ki ölmüş. Nefes alış yok. Adamı birine dediler gelin bunu indirin götürün. Adam eve getirdi evinde İsa canlandı. Şimdi bu duraya mı geçecek olay? İsa canlandı bak geliyor diyor ki beni öldürdüler. Beni ölüm haline getirdiler. 3 gün çarmıha gerildi. İsa'nın olayı biraz farklı bir durumdur ama. İsa, ama asker dedi ki ölmüş. Gitti komutana dedi komutanım ölmüş. Baktılar geldi inceledi ölmüş. Kıpı yok. Nefes yok. Sonra diriltilme var. Ondan sonra bir adama oradaki bir adama çağırdı dedi bunu indir bir götürün mezara koy. Adam da götürdü evine, evinde canlandı. Tekrardan o geri verildi. He, canlandı. Adam şok oldu. Tamam sen Dedi, bu... şimdi ben ne yapayım bu adama? Evimde yakalasalar beni de öldürürler. Ben bunu sağda mezara koysam da olmuyor. Adam şoka girdi ya. Ölen bir... O zaman ölen insanları ne yapıyordu yani? Bunlar onları gömmeleri lazımdı. Tamam sağdı. Hani öldü diye mi adamı veriyorlar? Sebebi ne? Öldü dedi. Tamam umut kesildi. 3 gün çalmasan kaldı ve baktılar ki Ya da demişler ölmüş. ki ölecek yani. Ölmüş ölmüş. Nefes yok. Ölmüşse onu defnetmeleri lazım. Ya niye çobana veriyorlar? Adam hani İsa dedi yani nefret ediyorlar ya onda. Düşmandırlar. Hani onun ölüsünü bile kabul Kabul etmemişler. etmemişler tabii. Alın. Alın. Evet. Alın götür. Adamı demişim götürür bir yere saklayın. Evet. Adam da götürmüş evini. İsa Aleyhisselam Bırakmış, konusu biraz orada ruh gitmiş, içine canlanmış. İsa Aleyhisselam konusu sanki biraz şeydir, biraz Bak ben bunu itiraflıdır. sana söyleyeyim. İspanya'da niye o Muşeviye'yi getirdiler? İspanya'da nereye getirdiler? İspanya'ya dedi ya Allah belasını verecek daha patladı. Yok yok niye o adamı İspanya'da getirdiler? İspanya'nın önemi nedir? Ya orada da büyük bir sır var ama söylemeyeceğim. Tamam hocam bu da kalsın. Aferin. Tamam hocam Allah razı olsun.